Arkadaşlar rasyonel sayılarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayı dediğimiz şey A bölü B şeklinde yazılabilen ifadeler. A olan kısma pay diyoruz. B olan kısma payda diyoruz. Rasyonel sayılar Q sembolü ile gösteriliyor. Yani burada bilmemiz gereken şey A ve B'nin tam sayılar kümesinin birer elemanı olması ve B'nin kesinlikle sıfıra eşit olmaması. Daha önce de belirtmiştik. B sıfır olduğu zaman şu ifade rasyonel sayı olmaz. Tanımsız bir ifade olur. Mesela 2 sayısı 4 bölü 2 şeklinde yazılır. 6 bölü 3 şeklinde yazılır. İşte 12 bölü 6 şeklinde yazılır. 18 bölü 9 şeklinde yazılır. Bu gibi ifadelerin hepsine biz rasyonel sayı diyoruz. Karşımıza böyle bir ifade çıktığı zaman ne yapıyoruz peki? Buradaki 1 ile paydadaki 2'yi çarpıyoruz. Şuradaki ifade eksi ise çıkarıyoruz, artı ise topluyoruz arkadaşlar. Sorumuzu yapalım. İşlemin sonucu kaçtır diye soruyor. 1 kere 2, 2. 2'den 1 çıktığı zaman 1 bölü 2 olur burası. Çarpı. 1 kere 3, 3. 3'ten 1 çıktığı zaman 2 bölü 3 olur. Çarpı. 1 kere 4, 4. 1 çıktığı zaman 3 bölü 4 olur. Bu şekilde devam ediyor. En son 1 kere 15, 15. 15'ten 1 çıkardığımız zaman 14 bölü 15 olur. Çarpma olduğu için arkadaşlar sadeleştirme yapabiliyoruz. Siz de görmüşsünüzdür. Şu ikiler birbirini götürdü. Şu üçler birbirini götürdü. Bu şekilde sadeleştirmeler devam eder ve en son 14'te son bulur. Elimizde kalan ifade 1 ve 15'tir. Sorumuzun cevabı da 1 bölü 15 olur. Ondalık sayı dediğimiz şey ne peki? Paydası onun pozitif tam kuvveti olan sayılara biz ondalık sayı diyoruz. A bölü 10 üzeri n şeklinde gösteriliyor. A'nın tam sayılar kümesinin bir elemanı olması, n'in ise yani şu üst dediğimiz n, onun da doğal sayılar kümesinin bir elemanı olması gerekiyor. Mesela 23 bölü 100. Burada bilmemiz gereken şey, altta kaç tane sıfır varsa virgülün sağında da o kadar sayı olur arkadaşlar. Mesela 23 bölü 100 sayısını biz 0,23 şeklinde gösteriyoruz. İşte eksi 47 bölü 100 sayısını biz eksi 0,47 şeklinde gösteriyoruz. Notta da zaten belirtmişiz. Kaç tane sıfır varsa virgülün sağında da o kadar sayı vardır. Burayı da geçiyoruz. Sorumuza bakalım şimdi. Bir sayıyı 0,125'e bölmek bu sayıyı kaç ile çarpmak demekmiş? Yapalım. Mesela elimizdeki sayı x olsun. Bunu 0,125'e bölmüşüz. Şu 0,125'i ondalık sayı şeklinde yazalım. X bölü 125 bölü 1000 olur bu ifade. Daha önceki derslerde söylemiştim. Birinci ifadeyi aynen yazıyoruz. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpıyoruz. Bu da ne anlama geliyor? X çarpı birinci ifadeyi aynen yazdım. İkinci ifadeyi de ters çeviriyorum. 1000 bölü 125 oldu. 1000'i 125'e böldüğümüz zaman şurası komplesi 8 olur. Yani ifademiz 8x olur. Bir sayı 0,125'e bölmek o sayıyı 8 ile çarpmak anlamına geliyormuş. Bilimsel gösterim ne peki? Bir sayının a çarpı 10 üzeri n şeklinde gösterilmesiymiş. Dikkat etmemiz gereken şey şu a dediğimiz sayının 1 ve 10 aralığında bir değer olması 1'e eşit olabiliyor. N dediğimiz şeyin ise tam sayılar kümesinin bir elemanı olması. Soruya bakalım şimdi. İfadelerinden hangilerinin bilimsel gösterimi doğru yazılmıştır demiş. Öncüllü bir soru. Birinci öncül 72.000'i göstermiş. İkinci öncül 0,00125'i göstermiş. Üçüncü öncülümüz ise 2500'ü göstermiş. Arkadaşlar bilimsel gösterim neydi? A çarpı 10 üzeri n'di. N dediğimiz şey şurada 3. A dediğimiz şey 72. Peki A dediğimiz şeyin şartı neydi? 1 ile 10 aralığında olması gerekiyor. 72 ondan büyük bir sayı olduğu için bu bilimsel bir gösterim değildir.
İkinci öncüle bakalım. 12,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde ifade etmiş. Eksi 4 dediğimiz şey n'dir. N tam sayılar kümesinin bir elemanı. Burada herhangi bir sıkıntı yok. 12,5 dediğimiz şey ise a. 12,5 1 ile 10 aralığında bir sayı olmadığı için ikinci öncülde bilimsel bir gösterim ifade etmiyor. Üçüncü öncüle bakalım şimdi. 2500 sayısını göstermiş. 2,5 çarpı 10 üzeri 3 demiş. 3n'dir. Tam sayılar kümesinin bir elemanı. Orada herhangi bir sıkıntı yok. 2,5'te 1 ve 10 aralığında olduğu için sadece üçüncü öncülümüz bilimsel bir gösterimdir. Devam ediyoruz. Peki basit kesir, bileşik kesir bunlar ne anlama geliyor? Arkadaşlar bir kesirin basit ya da bileşik olduğuna baktığımız zaman kesinlikle önündeki eksiği hesaba katmıyoruz. Zaten tanımlarda da belirtmişiz mutlak değerce. Mutlak değerce dediği şey arkadaşlar eksi 3 olsun, eksi 5 olsun, eksi 10 olsun. Bu eksileri görmezden geliyoruz. Bu eksiler bizi ilgilendirmiyor. Yani eksi olan ifadeyi biz pozitif kabul ediyoruz. Basit kesir dediğimiz şey paydadan küçük olmak zorunda arkadaşlar. Mesela şuraya biz zaten pay diyoruz. Şuraya da payda diyoruz. Gördüğünüz gibi 2 3'ten küçük. Mutlak değerce dediğimiz için şu eksi 3'ü biz 3 olarak kabul ediyoruz. 3 de 4'ten küçük olduğu için bunlar basit kesirdir. Bileşik kesir ne peki? O da gene mutlak değerce paydaya eşit ya da paydadan büyük olmak zorunda. Mesela 5 bölü 2, mesela 2 bölü 1, mesela eksi 3 bölü 2. Buradaki eksi 3'ü de mutlak değerce gördüğümüz için 3 bölü 2 olarak ele alıyoruz. Ve 3 2'den büyük olduğu için bileşik kesir diyoruz. Tam sayılı kesir ne peki? Arkadaşlar bu da bileşik kesirin farklı bir gösterimidir. Tam sayılı dediğimiz zaman ifadeyi a artı b bölü c ya da a eksi b bölü c formatına çeviriyoruz. Mesela yukarıda belirttiğimiz 5 bölü 2 sayısı bu bir bileşik kesirdi. Bunu tam sayılı kesire çevirmek 1 artı 3 bölü 2 ya da 3 eksi 1 bölü 2 şeklinde ifade ediyoruz. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 1 kere 2 2, 3 ile topladığımız zaman 5 bölü 2. 3 kere 2 6, 1 çıkardığımız zaman 5 bölü 2. Yani şuradaki ifadeye eşit oluyor. O da bileşik bir kesirdir. Burayı da geçiyoruz. Ne diyor sorumuz? X eksi 1 bölü 3 ifadesi basit kesir olduğuna göre X hangi aralıktadır? Basit kesir neydi arkadaşlar? Mutlak değerce pay dediğimiz şu X eksi 1'in payda dediğimiz 3'ten daha küçük olması. Mutlak değeri şu şekil ifade ediyoruz. X eksi 1 küçüktür 3 olmak zorunda. Şu mutlak değerden kurtarmak için bir de eksi üçlüsünü alıyoruz. Yani eksi 3 küçüktür X eksi 1 diyoruz. O da küçüktür 3 oluyor. X'i yalnız bırakmak için şu 3'üne de 1 ekliyoruz arkadaşlar. Eksi 3 artı 1 küçüktür x eksi 1 artı 1, o da küçüktür 3 artı 1. Eksi 3'e de x eksi 1'e de 3'e de 1 ekledik arkadaşlar. X'in sadece x kalması için, eksi 1'den kurtulması için. Eksi 3 artı 1 daha, eksi 2 küçüktür x eksi 1 artı 1 daha. Şunlar zaten birbirini götürüyor, x yalnız kaldı. Küçüktür 3 artı 1 daha 4. Bizden ne sormuştu? X hangi aralıkta bir değer alır? Eksi 2 ile 4 aralığında bir değer alır arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.